değerli arkadaşım, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Kazanım 35 ile karşındayım. Hazır mısın? Bir an önce soruların çözümlerine geçmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Trigonometrik fonksiyonlardan kotanjant ve tanjantın denklem çözümlerine devam ediyoruz. O zaman gelsin mi birinci soru? Hadi bakalım. Şöyle bir baktığımızda ne gözlemliyoruz? Tanjant 4x var. Hay hay. Kotanjant 10 var. Tabi tanjantı kotanjantla beraber çözemediğimiz için kotanjant 10 yerine tanjant 80 yazıyoruz, değil mi? Hemen nedir? Tanjant 80. Şimdi burada ikinci bölgede belirtmemize gerek yok. Tanjantın pozitif olduğu yerler birinci ve nedir? Üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgeyi almaya gerek yok çünkü KP'ydi, değil mi? Periyodu. 180 ve 180'in katlarını değer aldığı için iki türlü çözmeye gerek yok. Sinüs ve kosinüste olduğu gibi. Dolayısıyla 4x eşittir 80 artı ne diyoruz? 180k diyoruz. Buradan x eşittir 20 artı 45k diyeceğiz. O zaman x yerine, yani 270'e kadar bahsediyor. X yerine 0 yazarsak 20 derece çıkar. K yerine 0 yazarsak. K yerine 1 yazarsak 65 çıkar. K yerine 2 yazarsak 90-110 çıkar. 3 yazarsak 135-155 yapar. 4 yazarsak 180-200 yapar. 5 yazarsak 225-245 yapar. 6 yazarsak 7 yazdığımız zaman bir kök daha gelir. 8 yazdığımız, pardon, 245. Bundan sonra bir kök gelecek mi? Tabii 5 yazmıştık, değil mi? 5 yazmıştık. 6 yazdığımız zaman 240 270-290 yapar ki bizim için istenen 0 ile 3 pi bölü iki aralığında uygun değildir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 6, yani C seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Hay hay. Önce eksi içeriye alalım. Ne dersin? Eksiyle çözmek istemiyordum. Daha önceki sorularda da sana göstermiştim. Eksi tek fonksiyon olduğu için kosinüs eksi içeriye alıyor. Yutamıyordu yani kosinüs gibi. Artı 15 dedik. Şimdi bu kotanjantı da tanjanta çevirmemiz lazım ve açıyı çözmek için tümlerini alıyoruz. 90'dan çıkartıyoruz. 90 eksi x artı 15. Bu da ne yapıyor? Tanjant 90'dan 15 çıkarsa 85 artı x artı 85 yapacaktır. Değil mi? Evet, x artı, pardon, 85 mi diyorum? 75 yapacaktır. Düzeltiyorum. Şurası 75. 90'dan 15 çıkarsa 75 kalır. Şimdi o zaman tanjant 2x, değil mi? Bizim açımız, hemen bakalım, açımız pozitif. O zaman alfa olarak alalım bunu. Dolayısıyla 2x eşittir x artı 75 artı 180k diyoruz. Buradan x eşittir, bu x'i bu tarafa atarsak 75 artı 180k. Dolayısıyla şöyle bir şıklara baktığımız zaman bir 75 derece gelecektir. Onun akabinde kaç sıfır versek 75. 1 versek 225 derece yapacaktır. Doğru mu? Ama 180 aşıyor. Gerek yok. K yerine -1 versek o zaman -105 derece mi yapacaktır? -105 derece. Şimdi şöyle bir baktığım zaman -105 ve 75 derece hangi şıklarda var? Şöyle bakıyorum. Şu 75 derece yapıyor, değil mi? 7 pi bölü 12, 15 eksi 105. Bu da eksi 105 yapıyor. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım B seçeneğidir. Geldik üçüncü ve son sorumuza. Tanjant kare 3x eşittir 1 ise tanjant 3x eşittir ya 1'dir ya da tanjant 3x eşittir eksi 1'dir, değil mi? Artı eksi 1 olarak yazıyoruz. O zaman 1 olduğu değer 45 derece olduğu için 3x eşittir 45 artı 180k ve yine 3x eşittir 135, değil mi? Eksi 1'in değeri 135 artı 180k diyoruz. Ne dedik? 135 artı 180k. Buradan bölelim. X eşittir 15 artı 60k ve x eşittir 140, yani 135'i 3'e bölersek ne yapar? 15, 45 mi yapıyor? 45 artı 60k yapıyor, değil mi? 45 artı 60k. O zaman şöyle şıkları bir göz gezdirdiğimiz zaman 15 artı 60k, 45 artı 60k. O zaman üçüncü ve son sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım neymiş? E seçeneğiymiş. Bu şekilde kazanım 35'inde sonuna geldik. Kazanım 36'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.